Bu ne biçim giriş lan? Merhaba arkadaşlar, Mayriyat. Paladins oynuyorum, başka bir bölüme daha hoş geldiniz. Aslında bu Paladins'in ilk bölümü denebilir. Çünkü daha önce yayınladığım Paladins videosu Paladins ilk bakış videosuydu. Yani o aslında bir böyle let's play, gameplay, bilmem ne play tarzında bir şey değildi. O ilk bakış videosuydu. İlk bakış videosu olduğu için de aslında Paladins'in ilk bölümü bu oluyor. Ama siz ikinci bölümde diyebilirsiniz. Onu da birazcık öğrendim. Neyse, o videodan sonra ben bayağı Paladins oynadım arkadaşlar. Bir hafta falan geçti aslında. Bayağı da oynamadım. Normalde daha çok da oynayabilirdim de işte S4 videosu çektim. Başka bir video falan filan geldi. Evin bir sürü işi vardı, onları halletti. Kendi işlerim falan vardı. Ben gene hani kendi seçimimle bir oyun oynadığım zaman Paladins oynadım, öyle söyleyeyim. Sadece Paladins oynadım. Zaten sağ üstten görüyorsunuz, 8. seviye oldum. 8 saat oynamışım. İyi oynamışım lan. 8 saat oynamışım. Bakalım bugün bir 2-3 oyun daha atacağız. 9. seviye olmaya çalışacağım. Şöyle bir bakalım ne oynamışım. Kesi oynamışım. Gördüğünüz gibi 3. seviye yapmışım Kesi'yi. Victor'u 3. seviye yapmışım. Burada oynadığım başka ne var? Pip oynamışım. Pip hala 1. seviye. Pip'le bir oyun attım. Ne lan bu diye. Baktım kötüymüş. Zaten destekmiş gördüğünüz gibi. O yüzden hiç beğenmedim Pip'i. Bir de Sky. Sky çok oynadım. Acayip oynadım. 4. seviye olmuşum zaten. Bir 2-3 tane achievement falan aldım. Bakalım. Başka hani bu bölümde acaba achievement alacak mıyım? 12.610'da 450 diyor. Bunlardan puan geliyor galiba. Muhtemelen öyle bir şey. Bayağı 3-4 tane achievement almışım. Şöyle geçmişe bakarsınız arkadaşlar. Şu daha öncesini göstermiyor herhalde. Burada bir iki böyle şeyim var. Mağlubiyetim var. Onun dışında şurada Sky oynamaya başladıktan sonra Sky'da bayağı bir bayağı bir zaferim var. Bayağı alıştım yani bu karaktere de. Özel bir sayfa falan da yaptım. Şimdi kart olayını falan öğrendim arkadaşlar. Bu arada birkaç kişi beni ekledi. Nereden ekledi? Bu beni birkaç kişi gördüğünüz gibi Exilens nasıl okunuyordu bu isim ya? Bu yayında bunun şakasını yapmıştık. Neyse, Exile NX de uykusuz eklemiş. Ekleyebilirsiniz beni arkadaşlar. Paladins'e girdiğimde açıksam eğer çağırırsanız beraber oynarız. Çünkü ben de hani çok oynayan hiç arkadaşım yok. Tek ben oynuyorum sadece. O yüzden tek başına da sıkıcı oluyor zaten. Hatta ben şimdi açıklama kısmına bir link yazacağım Paladins'e kayıt olmanız için. Eğer o linkten kayıt olursanız da bana gördüğünüz gibi böyle her oyunda vardır bundan genellikle online oyunlarda. Hani oyuncu sayısı artsın diye. Ben arkadaşımı önerdiğim zaman, arkadaşım gelip belli bir aşamaya geldiği zaman bana ödül gelir. Eğer hani o aşağıdaki linkten kayıt olursanız da bana yardımcı olmuş olursunuz. Daha hani bu sistemi de bir ara anlatırım. O yüzden kayıt olacaksanız açıklama kısmına bakıp oradan kayıt olursanız sevinirim. Ya bana hediye gelecek kayıt olduğunuz zaman. Kartları anlatayım arkadaşlar bir önce. Şimdi burada gördüğünüz gibi şampiyonlar var. Yeni bir şampiyon gelecek bu arada. Ben bayağı dediğim gibi takip etmeye falan başladım oyunu. İşte her karakterin kendi böyle gördüğünüz gibi rün sayfası tarzında, LoL'den şey yaparsak rün sayfası tarzında böyle şeyleri var. Ekipman denen olayları var. İşte farklı farklı kartlar var. Siz böyle mesela yeni bir ekipman oluşturayım. Gördüğünüz gibi 5 farklı kart kullanabiliyorsunuz. Her karakterin 4 farklı şeyi var. İşte her yeteneğine bir tane kart düşüyor. Bir de normal kullandığı zırhı ve silahına göre bir pasif bir etki düşüyor arkadaşlar. İşte sis perdesi, gördüğünüz gibi burada kartların özellikleri açık. 1200 altına alabiliyorsunuz zaten herhangi bir kartı. Şimdi birazcık kartlara bakacağız. Ben birazcık gizlenme üzerine oynuyorum gördüğünüz gibi. Gizlenmedeki çoğu şey açık. Bir de burada bunlar açık. Bu neymiş? Değişik değişik şeyler. Aslında hepsini okuyup vakit ayırmak lazım. Birazcık Reddit'ten de baktım ben. Önerilen şeyler var hani. Bunu kullanın, bunu kullanın diye insanların önerdikleri sayfalar var. Ama tabii ki de deneme yanılma yöntemi her zaman iyidir. O yüzden ben burada böyle bir şey yapmıştım. Gördüğünüz gibi sis perdesinin süresini bir saniye artırıyor. Bunu sadece hani ne denir, doldurmak için koydum. Çünkü sadece 4 tane kart koyduğunuz zaman kaydedemiyorsunuz bu sayfayı. İlla ki 5 tane kart koymanız lazım. Benim de 4 kart, sadece şu 4 kartı kullanıyordum.
Gördünüz zaten 1 4 2 4 1. Hatta aslında sadece şu 3 kartı kullanıyordum. Ondan sonra mecburen bunları da koymuş bulundum. Zaten birinci seviyeler gördüğünüz gibi. Şimdi çok fazla uğraşmadan şu kartlarla martlarla kesiye de bir sayfa yapmıştım galiba. Evet, Seya, gördüğünüz gibi adı Seya. Kesiye de böyle bekleme süresinde azalma öncelikli bir sayfa yapmıştım. Pek işe yaramadı. çünkü Kesiye aslında normal vuruşları güçlü olan bir karaktermiş. Tabii sonradan öğrendim ben onu ama. Sonradan öğrendiğim için düzeltmeye de kasmadım. Direkt Sky denen o lanet hero ile başladım. Sky bu arada şu anda oyunun en güçlü karakterlerinden birisi. Hatta yani muhtemelen en güçlü karakteridir. Ya tabii ki de hani onu ne denir? Onunla zıtlaşan farklı karakterler var. Karşına geldiği zaman oynaması zor olan. Ama Sky şu aralar bayağı bir güçlü. Çünkü görünmezlik ve ne denir ona, böyle seri hareket etmeye olanak sağlayan bir kiti var ve o yüzden savaşta ya bayağı iş görüyorsunuz. Hani mesela o hani bir şey itiyorduk ya oyunda, neydi onun adı, bir tane böyle bir şey itiyorduk, içinde bomba vardı, karşı tarafın merkezine itiyorduk, payload da işte adını unuttum, neyse o sepeti itiyoruz ya. O sepeti itmeye mesela Sky oynarken yardımcı olamıyorsunuz ama karşı tarafı böyle arkadan gidip arkalayıp da tak 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 öldürüp takımınızı bayağı bir avantaja geçirebiliyorsunuz. En azından adam eksiltiyorsunuz. En azından dikkati üzerinize çekiyorsunuz. İşte mesela tank bir adam kalkan açıyor. Önden normalde kalkanı vuramazsınız açıldığı yerden ama arkadan geçip tak 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 sis kime şekil yapıyorsunuz. Ayağı çekebiliyorsunuz. O yüzden Sky adamdır. Ben gene hastayım. Evet, maalesef. Çok konuştum. Ama hastayım, evet. Sky aldı. Kesi de alınmış. O zaman ben de Victor alayım bari. Şunları alabiliyor muyum? Yok, alamıyorum. Kapalı. Daha oynadığım bütün hero'ları aldılar ya. Rezillik. Heh, çok güzel. Süper, süper, süper. Şimdi hazır bekleyeyim de hemen Sky'a tıklayacağım. Evet. Kesi var. Androxus var, Sky var. Fernando var, Victor var. Çok güzel. Geriden vuran bir karakterimiz var. Böyle sinsi bir karakter olarak Sky var. Tank olarak da Fernando var. Güzel bir takım kompozisyonu olmuş. Karşı tarafta da hemen şunu seçeyim. Bir de bir tane eşya alalım. Ben bunu da birazcık şu doldurma hızını arttırıyorum ki zaten gördüğünüz gibi bayağı seri ateş ediyor. Hemen de doldurup tekrardan ateş etmeye devam edebiliyorsunuz. Zaten sekmesi falan da bayağı az. O yüzden gayet işe yarıyor. Karşı tarafta da ne var? Ya şu Drogoz'u hiç sevmiyorum ya. Şu da bayağı tank bir hero. Şu an ismini unuttum. Makoa'ydı galiba. Yine Sky var. Biraz sıkıntılı. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Şimdi ben size biraz skill'lerini göstereyim. Böyle bir normal saldırısı bu şekilde. Sağ saldırısı 3 tane ok atıyor. Adamı zehirliyor ve aynı zamanda okun isabet ettiği kişilere sizin verdiğiniz hasarı arttırıyor. F'si görünmez oluyor arkadaşlar. Ben yine dediğim gibi görünmezlik üzerine oynuyorum. F'si görünmez oluyor. Görünmezlikten çıktığı zaman bir miktar fazla hasar veriyor diye hatırlıyorum. Hemen şöyle bir görünmez olalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hani bu şekilde gidip adam eksiltiyorsunuz. Ve ilk kanı da ben akıttım zaten. Hemen görünmez olup şöyle bir uzaklaşayım da canım da olsun. Güzel. Q'su böyle bir sis perdesi çıkartıyor. İçine girdiğiniz zaman çok kısa bir süreliğine görünmez oluyorsunuz. Tabi ikiye tek saldırmak pek akıllıca bir fikir değil Sky'da. Çünkü aslında bayağı dayanıksız bir hero. Birebir saldırmak her zaman iyidir ve arkalamak. Sky oynuyorsanız. Gerçi her hero da öyle ya.
Ah be. Bir de çok yakınına girmemeniz gerekiyor. Sürekli bir hareket halinde olmanız gerekiyor. Bakın çünkü bu Dragos denen karakteri sevmediğimi söylemiştim. Böyle patlayıcı atıyor. Size nişan almasa bile bulunduğunuz zemine nişan aldığı zaman bayağı işiniz zorlaşıyor yani. Her türlü bir dayak yiyorsunuz. Birazcık şimdi şu dediğim olay şuydu. Birazcık şimdi şunu itelim bakalım. Altımızda hazır at varken. Herhangi bir tehlike durumunda görünmez olup çıkacağım buradan. Aa çok kötü taradım be. Yani Makua'yı da ya bu tank hero'lar aslında Sky'ın birazcık sıkıntılı olduğu durumlar yaratıyor. Karşı Sky'da şakasını yaptı gördüğünüz gibi oradan gelip. Ava giden avlanır konumuna düştük. Tank hero'ları sevmiyorum. şimdi ilk başta şöyle bir yeniden doldurmasını arttıran şeyi almıştık. İkinci alacağımız güçlendirme de hareket hızını arttıran bir güçlendirme. Hareket hızı ve saldırı üzerine oynuyorum dediğim gibi. Zaten hareket hızı görünmez olduğum zaman bayağı işime yarıyor. Buradan kaptırıyorum. Gidiyorum adamı vuruyorum. Sonra tekrar kaptırıp geri kaçıyorum. O yüzden bayağı iş görüyor yani. Ultisi geldi arkadaşlar. E yeteneği gördüğünüz gibi. E yeteneği de yere bir bomba bırakıyor ve bu bomba 3-4 saniye sonra patlayıp çok büyük hasarlar veriyor. 3000 vuruyor. Kalkanları vesaire zaten her şeyi kırıp içinde bulunduğu alandaki herkese 3000 vuruyor. Bu tür böyle son itme durumlarında gidip şu mesela adam oradan tarıyor gördüğünüz gibi. Hemen gidip arkasına geçip sonra Q'ya basıp gördüğünüz gibi bomba böyle bayağı bir vurdu. Görünmez hedeflere de vuruyor. Her şeyi vuruyor. Bayağı güçlü bir şeyi var. Aa, kesebildim mi? Ah o beni kesti. Gene ava giderken avlandık. Evet. Kartı itmeyi başardık. İlk oyun 2-0 öndeyiz. Bakalım. İkinci şeyi de yaşam sökmeden alacağım. Evet normalde yaptığım gibi yapacağım. Silah atışlarım %10 can çalma kazanıyor. Yani 100 vuruyorsam 10-10 canım doluyor. O yüzden savaşta daha uzun süre kalabiliyorum. Evet Sky böyle arkadaşlar. Tam bir ne denir ona? Böyle arkadan gidip de enseye şaplak atmanık bir hero. Bayağı beğendim. Oyun tarzıma da uyuyor. O yüzden de zaten çatır çutur köpek gibi Sky oynadım. Ve galiba Sky ile hiç yenilmedim. Galiba bir el yenilmiştim hatırlamıyorum ama hiç yenilmemiş olmam lazım bakacağız. Evet, bu gördüğünüz gibi karşı taraftan Sky Q attığı zaman böyle gözüküyor sis perdesi. Nereye gitti o ya? Şurada bir yerde galiba. Abi adam koşarak uzaklaşmış ya. Bayağı gördüğünüz gibi hani bayağı sıkıntılı bir hero Sky. Heh şu geleni vurayım bari. Kim bu? Ha bu yanlış bir hareket oldu. Hemen şuraya Q atıp biz de kaçalım. Çünkü adamın arkası varmış. Evet gördüğünüz gibi biz böyle hani ben orada adamları şeyde tutarken kenarda tutarken bizim takım burada 3 kişi şey alabiliyor. Kart alabiliyor. O yüzden hani Sky'ı iyi oynadığınız zaman takım oyununa da bu şekilde katkıda bulunuyorsunuz. Hani sakın şey yapmayın. Hani gidiyoruz takım bir kişi eksik kalıyor falan diye düşünmeyin. Aslında siz gittiğiniz için adamlar sizin takımdan sayıca eksik kalıyor. Yani böyle olaylar da yapabiliyorsunuz. Dragos aslında birazcık sıkıntılı bir hero ama böyle uçuyor kaçıyor falan yakalamanız birazcık zor. Şu arkadaşı nasıl öldüreceğiz? Makoa da birazcık
Ya karşı taraf aslında Sky için çok sıkıntılı hero'lar ama takımım birazcık iyi karşı takımdan. O yüzden güzel iş yapıyoruz. Kaça kaçım? 17'ye 3. Şunu da öğrendim. Skor tablosu aslında 17'ye 3 değilim şu an. Şu an aslında benim sadece 8 kill'im var. Yani tek başıma adam 8 kere öldürmüşüm. 3 kere ölmüşüm. 18 kere de ya birine asist yapmışım ya da biri bana asist yapmış. Böyle hızlıca bir zafer aldık. Güzel oldu. Skor tablosu birazcık değişik. Hani ben böyle bayağı adamı tarıyorum. Mesela adamın canı 100 ya diyelim. Ben adama 93 vuruyorum. Başka bir adam sadece 7 vuruyor. Ama o 93'ün sonunda adamın şeyi bende kalıyor. Yani kili ben almış oluyorum. Ama gene de bana arkadaşlar burada saf dışı yazıyor. Hani ben asist yapsam da, bana asist yapılsa da bu saf dışı oluyor. Tekli katletme kimsenin asist yapmadığı katletmeler. O yüzden hani skor tablosu birazcık değişik. Okuması birazcık zor. Hani mesela ben şu an kaç tane kilim var buradan göremiyorum. Hani tam 8 kilim garanti var. Ama bu 18 saf dışının kaç tanesinde ben kill almışım, kaç tanesinde asist yapmışım bunu göremiyorum. Böyle değişik bir tablosu var. Ama aslında çok da önemi yok. Oyunu kazandık. Kaç dakika sürmüş? 8 dakika 40 saniye. Bayağı aslında kısa sürmüş. 9'un seviye olmamıza %60 civarında bir şey kaldı. Hemen yeni bir oyuna girelim. Şimdi geçen el biraz kısa sürdüğü için, gerçi normalde de 15 dakikadan fazla sürmüyor oyunlar. Genelde ben ortalama 11-12 dakikada bitiriyorum oyunları ya da karşı taraf bitiriyor. Yani 11-12 dakikadan uzun süre genelde durmuyorum. Ama geçen oyun biraz kısa sürdüğü için 8 dakika 40 saniye. Bir kez daha Sky oynayacağız. Bakalım bu elimiz nasıl geçecek? Evet, Sky için sıkıntılı bir karakter daha. Fernando arkadaşlar. Fernando tank. Kalkan açıyor. Ölmüyor ultisi. Biraz ilginç, göreceğiz. Dragos sıkıntılı gene. Şimdi buradan şöyle ortadan girmek yerine böyle yandan bir giriş yapacağım. Ortadan giriş yaptım. Yandan yapamadım. Şimdi şurada bir görünmez olalım. İşte Fernando bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı canı vardı yani. O yüzden birazcık sıkıntılı Sky için. Şimdi bakın, mesela iki tane kill aldım. İkisi de bende kaldı ama saf dışına yazmış. Çünkü başka biri bana asist yaptığı için. Yani böyle değişik bir sistemi var. Yine bakın, üçüncü kill de saf dışına yazdı. Çünkü Fernando ona hasar verdi. Dördüncü kill de saf dışına yazdı. Yani şu an aslında 4-0 gidiyorum. 4-1 oldum tabii size bir şey anlatmaya çalışırken ama. Yani böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bu arada bu Eevee de bayağı sıkıntılı bir karakter. Ben pek hoşlanmıyorum. Bayağı güçlü. Ama bakalım, aklını alacağız galiba. Gene kartı alabilirsek şu ortadaki. Kart değil de ben ona el arabası, araba diyeyim yani. Niye el arabası diyorum ki? Heh, evet, arabayı aldık. Arabayı kolayca ittireceğimizi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hani bu Eevee bayağı aslında sıkıntılı bir hero. Zaten başta açık değil, çok vuruyor arkadaşlar. Yani 3 kere vurmuş, gördüğünüz gibi 1952 vurmuş. Dragos da çok vuruyor, 997. Bayağı uğraştıracaklar bizi ama en azından arabayı alarak eli kazanacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Bakalım, göreceğiz. Aslında ben işimi iyi yapmadım. Şimdi şurada bir görünmez olup şöyle bir arkalasam ya şunları. Yani gördüğünüz gibi 3 kere vuruyor, 2K vuruyor, hani bilmiyorum. Bir de alan vuruyor skill'i. Birazcık şu an oyun dediğim gibi hemen onun için ben bir yaşam sökme alacağım. Çünkü adamla birebire giremiyorum. Oyun şu an daha yeni açıldığı için bu tür sıkıntılı karakterler var. Aslında Sky da çok sıkıntılı bir karakter. Kendim oynuyorum diye bir şey demiyorum ama
Normalde bayağı sorunlu, çok güçlü. Ama gördüğünüz gibi Eevee de bayağı sıkıntılı yani. Bakalım. Aa. Gördüğünüz gibi hani Fernando ne ya? Fernando'nun ultisi arkadaşlar benim orada 3 kişiyi öldürmeme mani oldu. Eğer orada Fernando'nun ultisi olmasaydı triple kill'im vardı tek bombayla sadece. Ama bu karakterin ultisi açtığı zaman etraftaki herkesin ölmesini engelliyor. Yani bir canın altına düşmesini, hasar yemesini engelliyor daha doğrusu. Bir canın değil de. Öyle olduğu için birazcık sıkıntılı. Güzel. 2-0 olması bizim lehimize çok güzel bir şey oldu. Şimdi yaşam sökmeyi aldık. Sırf aslında Eevee'yi counterlamak için şunu alabilirim ama ben gene 400 gold'umu bekletip yaşam sökmeyi ikinciye çıkartacağım. Can çalmam yükselsin birazcık. Ya da Atiklı'yı alayım ben. Ondan sonra bakarız. Bu üçlü çok güçlü. Bunları aldığım zaman iyi oluyor. Gene eğer arabayı alabilirsek başarıyla iteceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Bir de bu böyle buz oluyor arkadaşlar. Buz olduğu zaman da hasar yemiyor. Ama aklını alırım yani. Kendine gel kendine. Kendine gel, asan kalır böyle işte. Hadi abi şurayı alın. Gördünüz mü? Hani ben burada 4 kişi tutuyorum. Bizimkiler arabayı alıyor. O yüzden Sky'da bayağı güçlü yani. Şey yapmamak lazım. Hafife almamak lazım. Şurada bekleyeceğim. Geleni geçeni indireceğim. Oh. Sağlam bir hasar yedim orada. Bu aslında bu karakter sniper ama bu arkadaş nedense aramıza dalıyor. Yukarıda kalsa daha çok yardımı dokunur muhtemelen. Birazcık canım dolsun tekrardan savaşa geri döneceğim. Evet gene 4-0 kazandık oyunu. Aslında bu oyunda bayağı zorlanacağımı düşünüyordum karşı taraftan ötürü ama gene muhtemelen 8-9 dakikalık bir oyun oldu. Aynen 9 dakika sürmüştüm. Gene bayağı iyiyiz. Evet Sky 5. seviye oldu. 9. seviye içinde 115.000 TP kalmış. 3 oyun daha kazanırsak 9. seviye olacağız herhalde. Hemen girelim başka bir oyuna daha. Şimdi ne oynasak acaba? Victor'u da aslında seviyorum. Kesi oynayasım gelmedi şu an. Takıma bir bakayım. Takımda tank var. 2 tane. Sky var. Androxus var. Victor iyi olabilir. Evet. Victor oynayalım ya. Victor iyidir. Karşı tarafta da Dragos. Makoa. Makoa sevmiyorum. Makoa seni. Ama olsun. Gene Sky var. Sky bayağı bir uğraştıracak bizi bu oyunda. Victor Sky karşılaşmasında aslında Victor'un
galip gelmesi gerekiyor. Ama Victor için ben bir ekipman ayarlamadığım için eskiden kullandığım ekipmanla gireceğim şimdi. Bakayım nasıl bir şeymiş. Umarım düzgün bir şey yapmışımdır. Bununla aynı mı zaten? Yok değil, bakayım. Aynen. Tamam. Bu gayet aynen. Gayet güzel bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, normalde silahlar böyle sekiyor. Yukarı doğru falan kalkıyor ama bu şekilde nişangahı açtığınız zaman hiç sekmiyor. Bakın yani direkt burayı böyle taramışım. O da neredeydi o? Aldığın kartla alakalı bir şey arkadaşlar. Bir kartı var Victor'un. Birinci seviyede sekmeyi %25 azaltıyor. İkinci seviyede %50, üçüncü seviyede %75, dördüncü seviyede nişangahı açıkken gördüğünüz gibi böyle %100 azaltıyor. Bayağı iyi, o yüzden ben buna da yeniden doldurma hızını arttıracağım. Sonra da yaşam sökme alacağım muhtemelen. Bakalım. Bir de bu arkadaşın ultisini de ben bayağı seviyorum. Sarı olanı ultiyle ilgili bir şey yapabilirim. Evet, gördüğünüz gibi Sky böyle arkadan geldiği zaman bayağı sıkıntılı oluyor. Yan taraftan da bir hasar yedim ama... Eğer o yan taraftan o hasarı yemeseydim, bakayım kimden yemişim. Evet, Makoa'dan yemişim. Beni böyle zıplatan hasarı yemeseydim eğer Sky'ın ağzını burnunu dağıtacaktım. Ama dağıtamadım maalesef. Olsun. Hep Sky oynayarak olmaz. Birazcık diğer kahramanları, diğer hero'ları da öğrenmek lazım. Ama muhtemelen diğer eline Sky oynayacağım. Bu karşıdaki Sky birazcık başarısızmış aslında ya. Güzel. Aklınızı alırım. Biz her şeyi iyi oynarız. Kendinize gelin. Hayda. Ha iyi bari bombayla öldürdüm. Canım çok az ya. Canım çok az olduğu için birazcık sıkıntı ama. Yaşam sökme alacaktım ama ben şu moral desteğini alayım da. Ultim biraz daha hızlı da olsun. Bunun ultisi de böyle Call of Duty'de şey vardı, bilir misiniz? Hava desteği vardı, böyle uçak geliyordu, bum 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 bir şeyler fırlatıyordu. Ultisi bunun onun gibi bir şey. Seçtiğiniz alana 3 tane bomba atıyor. Zaten açıldığı zaman şimdi daha şey olarak kullanarak daha detaylı bir şekilde gösteririm. Oh, çok vurdu. Çok vurdu ya direkt. Ne yapmış öyle? 2 atışta 5 atışta vurmuş ama sanki hiç 5 atış kullanmamış gibiydi. Evet, ultisi geldi. Birazdan kullanacağım bakalım. Makoa ultisini attı. Makoa'ya mı kafa tutuyorsun dedi. Bakalım şimdi. Asıl savaş şimdi başlıyor. Kartı almak bir olay değil. Hayır. E'ye bastım sanıyorum, basmamışım. Aa, Sky buradaymış ya. Gene bir kill aldım ben ama. Sky sağ olsun. Aklımı aldı ya. Yoksa orada bayağı bir ben kill alırdım. Maalesef Sky dediğim gibi aklımı aldı. Neyse devam. Şimdi bu oyun aslında kazanmanın olayı arkadaşlar. Şu ortadan kartı aldığınız zaman bir puan veriyor kim alırsa. Yukarıya bakarsanız orada biz 4'te 1'iz. Ve başarılı bir şekilde ittirdiğiniz zaman da bir puan veriyor. Oo, adamın ultisine direkt kafa attım ya. Bunun ultisi de çok vuruyor. Çok güzel. Tam ağzıma oturtmuş. Tebrik ediyorum. İşte neyse, kartı aldığınız zaman size bir puan veriyor. Ve kartı başarıyla ittirdiğiniz zaman da bir puan alıyorsunuz. İlk 4 puan olan kazanıyor. Eğer karşı taraf kartı aldıysa ve karşı taraf ittiremediyse sizin takımınız bir puan kazanıyor. Gördüğünüz gibi biz aldık. Bir puan kazandık. Şu tepeye bakın. 4'e 1'iz. Ve ittiremediğiniz için karşı taraf da bir puan kazandı. Böyle bir puanlama sistemi var arkadaşlar. Bir şey
şeyler duyuyorlar. Dinlemeye çalışıyorum ama anlamıyorum da. böyle bir puanlama sistemi var. O yüzden hani kartı almak her zaman avantaj değil. Çünkü ittiremediğin zaman bir puan onlar kazanıyor. Ama kartı ilk siz alırsanız puan şeyi size geçtiği için 4 puana ilk ulaşma olasılığınız yüksek. Bu arada Victor'un yeteneklerini söylemiyorum ama sol tıkı silahlı tarıyor arkadaşlar. Sağ tıkı nişangahı çıkartıyor. Sağ tıka basılı tutup sol tıkla tarayabiliyorsunuz. Q'su bir el bombası. F'si hızlı koşma. Hemen şöyle göstereyim. F'si böyle bir hızlı koşma. Yani direkt geçip ortada onu açıyorsun ama Sky gelecek ya buradan bir yerden. Koş 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 kaç. Androx'uz bayağı vurdu ya. Güzel. Geçin abi ortaya. Sky çok başarılı değil ya. Bizim takımda da var. Onun da hiçbir olayını görmedim ama 4 seriymiş. Bakalım oyun bittiği zaman göreceğiz kim ne yapmış. Makoa da tam bir manyak ya. Hadi abi. Burada bir yerde Sky var galiba. Alamıyoruz çünkü. Oo, çok vurdu lan. Çakal. O kadar vurursan bana ben de aklını alırım. Nişangahı açamadım. Neyse. Şu marifetlerin ikincisini almayacağım. Onun yerini ya da alayım ikincisini ya. Evet evet iyidir. İkincisini alalım. Şimdi yanılmıyorsam %40 daha hızlı silah dolduruyoruz. Bakayım. Evet %40 daha hızlı dolduruyoruz. Hani şöyle bir deneyelim. Bittiği anda bayağı hızlı dolduruyor gördüğünüz gibi. Keşke attan inmeseydik onu denemek için. Şimdi şurada eğer güzel bir ulti atabilirsem. Hayda atamadım. Bir tane atabildim sadece çünkü görünürde kahraman yoktu. Bu ne ya? Ha, kan gibi bir şey. Ha, gene geliyordu yumruğu vurmaya ama Sky da şuraya ultisini bırakmış. Yanlış bir yere bıraktı kendisi. Ya ya. Lan o ne? Ne biçim çekti? Kaç 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 kaç. Ah be kaçamadım. Koşuyordu herhalde arkamdan bakayım. Çok yani çok uzaktan çekti ya bakayım. Evet koşmuş arkamdan. Bayağı uzaktan çekti korktum lan. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasınlar. Başucumda yedi verenler ah. Lan o ne biçim bomba atmak ya. Ulti ya. Moral desteği aldım ama daha doğru düzgün ulti atamadım. Bakalım şimdi doğru düzgün bir ulti atmaya çalışacağım. Normalde ultisi bayağı vuruyor. Gösterebiliyor muyum onu? Aynen bakın. Ultisi yaylım. Dürbününü çıkartıyoruz. Ve bulundukları yere 1400 hasar veren top atışı yapıyorsun. Yani 3 tane top atabiliyorsunuz yukarıdan füze ve 1400 hasar veriyor. Eğer düzgün atarsanız potansiyel olarak 4200 hasar veren bir özel güç ya yani ultisi var yani 4200 hasar az değil. Düzgün atabilirsek gruplaştıkları, topaklaştıkları bir yere eğer 4200 hasar verirsek muhtemelen köpek gibi kill çıkartırız. Şurada Sky var.
Bu Androxus da taktı bana ya. Bayağı vurdum ama. Heh, iyi. Sky gidip öldürdü onu. Ya çok çakalsın da yani. Öyle Sky mı oynanır? Zehirledin sonra. Gördüğünüz gibi bayağı vurdu yani ultisi. Dragoz'u direkt öldürdüm zaten. Ulan Mako bu taktı bana ya, manyak herif. Bombayla öldürdüm adamı ya. Buradan bir yerden Sky çıkacak. Beyler dikkat. Adam affetmedi ya. Belliydi ama böyle olacağı yani. Bir ne kadar başarısız bir Sky olsa da böyle hani konumumu bozuyor. Beni düşmana açık hale getiriyor falan. Ölüyoruz gördüğünüz gibi. Tak diye adam vurmuş. Eğer bu eli yenilsek bile yani itme başarımız olsa bile 3'e 3 olacağız. Daha onlar hiç kartı almayı başaramadı. Gene kartı alıp muhtemelen oyunu kazanacağız. Bakalım göreceğiz. Havada vurdum, havada. Şurada Sky var gibi geldi sanki ama neyse. Şu bir itmeye odaklanalım. Evet varmış. Kaç kaç kaç. Heh. Tam ultiyi açacağım. Adam geliyor ağzıma ağzıma vuruyor altı patlarla ya. Çıldıracağım. Gene itemedik. Çok yakınlık var ya. Eğer orada ölmeyip ulti açabilsem muhtemelen hepsini öldürecektik. Hah tamam güzel. Overtime'a girdi. Koş 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 koş. Sus şerefsiz Makua. Sus. Koş koş koş. Lan 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 trene yanaşın. Lan treni bıraktınız. Abicim yukarıda duracağını trenin yanına atlasana ya. Neyse gene muhtemelen treni ilk biz alacağız. O yüzden şuradan bir Sky'a karşı bir direkt saldırılardan gelir hasarı azaltma aldım. Şimdi arabayı ilk biz alırız. Bir tren diyorum, bir araba diyorum, bir kart diyorum ama siz anlıyorsunuz muhtemelen. Sıkıntı yapmayın. Aynı şeyden bahsediyorum. Ortadaki itmemiz gereken olay var ya. Oo, çok kötü. Evet, gördüğünüz gibi üçlü triple attım quadra. Ah be çalmasa neredeyse penta atacaktım hani. Onu bana bıraksa şununla da uğraşır penta atardım yani. Ya gördüğünüz gibi ultisinin böyle bir olayı var. Tak 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 kafalarına yağdırdım ve direkt hani 5 kişi indirdik. Ve muhtemelen şimdi burayı alıp oyunu kazanacağız. Gelip kurtarmalarının pek bir olanağı olacağını sanmıyorum. Çok zor. Evet, biz kazandık galiba. Bakalım. Bu it buraya girip birazcık zorlaştırıyor ama muhtemelen öldüğü zaman biz kazanacağız. Bakayım. Evet. Huh. Güzel oldu. Evet. Gördüğünüz gibi Victor da gayet sağlam bir karakter. Bakalım sonuç tablosu nasıl? Oyun 15 dakika, 16 dakika 18 saniye sürmüş. En fazla hasarı ben vermişim. Bayağı da 65.000 XP almışım ve muhtemelen bir oyun daha kazanırsam bu sefer 9 olacağım. Skorlarda evet yani 9 teklik atletmem 7 ama 40 yani 40 kili yani saf dışı bırakmışım. Hani ya asist yapmışım ya asist vermişim. Oyundaki en yüksek oran bende. Evet iyi bir oyun oldu. Hemen son oyunumuza da geçelim.
Push call. Geçmiş olsun. Adam Pipi bayağı iyi oynadı yalnız ya. Ben bu kadar iyi oynayamamıştım. Sağlam oynadı yani. Hakkını vermek lazım. Oo, hep 4-0 4-0 yenersen böyle 4-0'da yenilirsin. Ama acayip sinirlendim ya. Gıdımlık XP geldi zaten. Neyse. 9 olamadık arkadaşlar. Artık diğer bölümde 9 olacağız. Bayağı 1 saattir falan çekiyorum bu videoyu ama muhtemelen 25-30 dakikaya düşürürüm ben bunu. Başta dediğim gibi kayıt olmak için aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz, açıklama kısmından. Oyun Steam'de de var. Beni de ekleyebilirsiniz, Nicky Metaka'yı. Ekleyenleri kabul ediyorum. 2 kişi ekledi şimdiye kadar. Bayağı güzel devam ediyoruz. Bakalım. Evet. Bu bölümlükte bu kadar. Konuşamadım. Bu bölümlükte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.